Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, dediğimiz gibi Galatasaray kayıp sezonu başına atmış. Gazete detaylarında terimle başladığı sezonda Torrent'le yoluna devam eden Cimbom bir türlü istikrara kavuşamadı. 35 haftada galibiyetinden çok yenilgi e, yaşadı. Attığı golden fazlasını kalesinde gördü. Kongresi de yılan hikayesine e, döndü. E, böyle bir sezon e, yaşıyor. E, Galatasaray e, özellikle söylediğimiz gibi Torrent'in maç sonu yapı, yaptığı açıklamalarda açıklamalar ve sonrası çok tepki topladı. E, ne dedi peki Torrent Galatasaray Öne geçtiği maçta Sivasspor'a Spor'a mağlup olurken teknik direktör Dominic Torrent'in kendi dışında herkesi suçlaması büyük tepki çekti. Bu durumdan çok sıkıldım diyen İspanyol hoca. Biz geldiğimizde kulüp tamamen boş haldeydi. Analistçi yok, yangından mal kaçırır gibi Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Son bir aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu, ne transferler var ne kiralık oyuncu durumu her şey durdu ifadesini kullandı. Fatih Terim'den yönetime herkese hedef falan Dominik Torrent hem yorumculardan hem de taraftarlardan büyük eleştiri aldı. Ee, peki bir başka gazeteye hemen bir bakalım. Analistçileri kovduğu başlığını atmış ee, Milliyet Gazetesi ve Nezat e, Dindar'ın da özel haberi var. Şimdi detaylara bakacağız. Analistçileri kovdu derken kim kovdu? Nasıl oldu o süreç? Onu anlatmış Dindar yazısında. Hemen şöyle aktarmaya çalışacağım e, size. E, Milliyet analiz gerçeğini araştırdı ve Burak Elmas 2000'in Fatih Terim'le yolları ayırdığı dönemde A takım bilgi işlem uzmanı Olgu Şimşek, maç analiz sorumlusu Cihan Ünal'ın da işlerine son verildiğini belirtti. Bu isimler, bu isimlerin ayrılırken ihtiyaç olması halinde her zaman yardıma hazırız mesajını yetkililere verdiği ancak herhangi bir şekilde kendileriyle temas kurulmadığı bildirildi. Göreve geldikten sonra oyunculara 8 haftadır sizleri izliyorum diye diyen Torrent'in Demi Grup Sivas spor maçı sonrası açıklamaları ise büyük bir çelişki olarak yorumlandı. Diğer taraftan Katılan teknik adam bu açıklamasıyla meslektaşına değil yönetime dokundurduğunu da ifade ettiği Özellikle bu karşılaşma sonrası Fatih Terim ve de bir cevap hakkı doğdu şeklinde Burak Elmas'ın açıklamaları vardı. Galatasaray siyasetinde kendi iradesi olmasa da kullanılmaya çalışılan sayın Fatih Terim dedir. O çıksın konuşsun dedi Burak elmas Fatih Terim'de böyle bir açıklamanın içine girmeyeceğini böyle bir sorumluluk almayacağını söyledi ve tartışmaları bir anlamda sonlandırdı ama bundan sonra yine bazı şeyler alevlenebilir gerçekten Torrentin bu açıklamalarıyla birlikte artık hedef adam haline getirdi bir anlamda kendini ve Torrent her an gönderilebilir çünkü TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı biraz da gazetelere bakalım Galatasaray'da başkanlığa yeni aday Fırat Develioğlu. Galatasaray Kulübü üyesi Fırat Develioğlu 4-11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığında aday olacağını açıkladı. Sarı Kırmızılı Kulüp'te 30 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü seçimi mahkemeye başvurarak iptal ettiren Fırat Develioğlu yaptığı yazılı açıklamada Mevcut durumda Galatasaray Kulübü başkanlığına aday olduğumu bildiriyorum. Kongremiz beni seçerse 2022-23 -20 sezonun sonunda çocuklarımızın tüm Türkiye'de ve Bağdat Caddesi'nde ellerinde sarı kırmızı bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyleyerek gezeceğini vaat ediyorum ifadesini kullandı. Develioğlu mevcut iki adayla kulübün kısa sürede bugünkü belirsizlik ortamına sürükleneceğine vurgulandığını açıklamasında ayrıca şunları kaydetti. Bu adayların saha dışındaki ayak oyunlarına karşı hukukumuzu koruyabilecek hiçbir planları ve yapıları yokken önümüzdeki sezon ve sezonlar için bir başarıdan bahsetme ihtimalimiz sıfıra yakındır. Kulübün yönetilmesi, sahada ve masa başında haklarının savunulması bambaşka bir uzmanlık, kolektif hareket alanıdır. Elbette ki ben kongre iptal talebimi hukuki temellere göre yaptım. Diğer taraftan mevcut iki adayla felakete doğru sürüklendiğimizi gördüm. Açıklamasını yaptı. Fırat Develioğlu şu anda Kırgızistan'da bir iş adamı. Genellikle orada duruyor ama Türkiye'ye dönmüş durumda. Yazılanlara göre Fırat Develioğlu'nun kişisel serveti 900 milyon dolar. Galatasaray'da önemli bir kasa kolaylığı sağlayacağını açıklamış. Mustafa Muhammed'e de Fransa'dan dev talip. Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray'a Fransa'dan yüzleri güldürecek bir haber geldi. Sarı kırmızılı takımda bu sezon beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Mustafa Muhammed'in transfer için Lyon'un harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi. Fransa'nın önemli futbol portallarından Foot Mercedo'da yayınlanan habere göre Galatasaray Beşiktaş maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için İstanbul'a gelen Lyon'un şef Scott Bruno Galatasaraylı Mustafa Muhammed'in performansından çok etkilendi. Haberde Mısırlı Yıldız'ın Galatasaray formasıyla yaklaşık 1,5 yılda 18 gol attığı da belirtilirken Lyon'un transfer için harekete geçmeye hazırlandığı ifade edildi. Daha önce Saint-Etienne ve Bordeaux'un çok ciddi bir şekilde ilgilendiği Yıldız futbolcunun da kariyerini Fransa'da sürdürmeye oldukça sıcak baktığı vurgulanıyor. Galatasaray yönetimi geçtiğimiz Aralık ayı sonunda Yıldız futbolcunun opsiyonunu kullanarak bonservisini almıştı. Sarı Kırmızı'nın toplam maliyeti 5,5 milyon doları bulan Mustafa Muhammed için kapıyı 10 milyon dolardan açacağı belirtiliyor. Ozan Kabak'tan da Beşiktaş kararı Sezonu kiralık olarak Norveçli'de geçiren Ozan Kabak beklediğini bulamadığı İngiliz ekibinden yeniden şalkeye dönecek. Lig'de uygulanacak yerli kural nedeniyle Türk kulüplerinde gündemine giren milli futbolcu için Beşiktaş yönetimi harekete geçmişti. Ancak Alman basınına göre Ozan'ın Beşiktaş'a gelmesi pek muhtemel görünmüyor. Yıldız futbolcu yüksek transfer ücreti nedeniyle oldukça el yakıyor. Beşiktaş'ın ise Ozan Kaban yüksek ücretini karşılamaya el verecek maddi durumu da yok. Alman basında yer alan habere göre transferin gerçekleşebilmesi için hem Schalke hem de Ozan'ın büyük fedakarlık yapması gerekiyor. Ancak Galatasaray taraftarı da olan Ozan Kabak ise ligde Cimbo'nun ezili rakibine transfer olmaya pek sıcak bakmıyor ve yoluna Avrupa'da devam etmek istiyor. Alman basına yaptığı açıklamada Türkiye'de sadece Galatasaray'da forma giyerim diğer tekliflere kapalıyım açıklamasını yapmış. Galatasaray'da da Semih Kaya taraftarı çıldırttı. Galatasaray sahasında Sivas 0'a 3-2 yenilirken tribünler bir kez daha isyan bayrağını açtı. Sarı Kırmızılar oynadığı futbola büyük eleştiriler alırken tribünlerin en çok tepki gösterdiği isimlerden birisi de Semih Kaya oldu. Devre arasında yeni Malatyaspor'dan ayrılarak boşa çıkan tecrübeli stoperin Galatasaray'a geri dönüşü büyük bir şaşkınlıkta karşılanmıştı. Sezon sonuna kadar sözleşmeyi imzalayan Semih Kaya'nın Sarı Kırmızılara maliyeti 4 milyon lira oldu. Sezonun ikinci yarısında sadece iki maça çıkabilen 31 yaşındaki futbolcu performansıyla adeta saç baş yoldurdu. 30. haftadaki Gaziantep Dayplasman'a oynayan Semih Kaya alınan 3 birlik yenilginin en büyük sorunlardan birisi oldu. Markağan'ın yokluğunda savunmanın ortasına görev yapan Semih Kaya yine çok kötü bir maç çıkardı. Yatabaren attığı golce büyük bir zamanlama hatası yapan tecrübeli futbolcu karşılaşma boyunca çok yetersiz kaldı. Eski futbolcumuz Şedjudan da yeni kariyer hedefi Ülkemizde Galatasaray, Başakşehir, Bursa Spor ve Adana Demirspor takımlarında forma giyen Kamerunlu defans oyuncusu Şeju futbol kariyeri noktaladığını duyurdu. Ocak 2021'den bu yana herhangi bir kulüple sözleşme imzalamayan Kamerunlu futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Lille, Galatasaray, Başakşehir, Bursa Spor, Lens gibi birçok takımda çalıştım. Çalıştığım tüm yerlerdeki antrenörlere, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara Kariyerime yaptıkları katkıdan ötürü teşekkür ederim. Benden bu kadar. Sağlıcakla kalın. ifadesini kullandı. Şeju açıklamasının devamında sıradaki istasyon Şeju spor danışmanlığı diyerek kariyerine hangi yönde devam edebileceğinin sinyallerini verdi. Şeju 2013 yılında 6,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lille'den Galatasaray'a transfer olmuştu. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.